Ramazan Sokağı içerisinde bulunan standlarında vatandaşlar ile bir araya gelen İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İDOHA'nın ve belediye bakım evinin sokak hayvanları için neler yapabileceklerini anlatarak hayvanlar için bağış topluyor. İDOHA'nın statında gerçekleştirilen basın açıklamasında bir konuşma yapan İDOHA Saymanı Canan Şentürk, Ramazan Sokağı'nda İnegöl'deki yardıma muhtaç sahipsiz hayvanlara gelir elde etmek için ve kendimizi halka tanıtabilmek için bir organizasyon yapıyoruz diye konuştu. Ramazan Sokağı'nda yaptığımız etkinlikler İnegöl'deki yardıma muhtaç sahipsiz hayvanlara gelir elde etmek için ve kendimizi halka tanıtabilmek için yapılan bir organizasyon. Sağ olsun belediyemiz de bize destek oldu, yardımlarını esirgemedi, yer tahsis ettiler. Biz de gereken her şeyi yaptık ya da yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ne gibi etkinlikler yapılıyor? Çocuklara yönelik? Çocuklara yönelik. Mama satışlarımız var, kedi ve köpek olmak üzere. Onun haricinde gelen vatandaşları bilgilendiriyoruz. Balon şişiriyoruz. Broşür dağıtıyoruz. İnegöl Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Musa Subaşı ise yardımlarından dolayı İDOHA'ya teşekkür etti. Evet, biz İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak arkadaşların tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bir dernek kurdukları için onlara da teşekkür ediyoruz. Ve elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Broşürleri hazırlattık. Bizim belediyemize bağlı bir bakım evimiz var. Bakım evimizde dışarıdan gelen sahipsiz hayvanlar kısırlaştırma ve bütün aşamalar yapılıp tekrar alındıkları bölgeye bırakılıyorlar. Elimizden geldiğince sahipsiz hayvanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar da gönüllülük esasına dayalı hizmet ediyorlar. Herkesin başarılı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Topladıkları bağışların sokak hayvanları için mama dağıtımı konusunda değerlendirebileceklerini belirten Nilay Parlar Ateş, onun dışında en kısa zamanda belediye ile beraber çok güzel bir projemiz olacak. Bu projede çeşitli bağışlar toplayıp değerlendirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği olarak Ramazan Sokağı'nda belediyemizin katkılarıyla standımızı açtık. Ramazan Sokağı'nın açılışından itibaren de vatandaşlarımıza derneğimizi ve belediye bakım evinin sokak hayvanları için neler yapabileceğini anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Burada öncelikle hedefimiz çocukların balon dağıtarak ilgisini çekmek, oradan da ailelere ulaşmak. Bunun dışında Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında biraz daha insanların işte merhamet duygularına hitap ederek bu sıcak günlerde sokaktaki aç ve susuz canlılar için bağış toplamaya çalışıyoruz. Bir yandan da insanları bilinçlendiriyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlara, ayrıca belediyemize yürekten teşekkür ederim.